Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Mükemmel bir konuyla karşınızdayız. Bugün İslam'ın yayılışını, 4 halife dönemini yani Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı ve Hazreti Ali'yi birlikte ele alacağız. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bir haritamız var. Haritada İslam'ın kıtalarda yayıldığını göreceğiz. Yani Peygamber Efendimiz'in İslam'ı yaymaya başlamasıyla Arap coğrafyasında 4 halife döneminde birçok bölgede artık İslamiyet ne yapılmaya başlanacak? Yayılmaya başlanıyor. Tabii ki bu tap noktalar kimler zamanında? Emeviler döneminde ve Abbasiler döneminde arkadaşlar İslamiyet 3 kıtada birden yayılmaya başladı. Peki gelelim konumuzda biz bugün neler göreceğiz? İlk olarak İslam'ın geldiği dönemde Arabistan'ın durumunu, neler olduğunu, İslamiyet öncesi dönemde Hazreti Muhammed'in öne çıkan özellikleri, yine Hazreti Muhammed döneminde yapılan sefer, savaş ve fetihlerin temel amaçları, sebepleri ve sonuçları, Hazreti Muhammed döneminde yapılan sözleşme ve anlaşmaların sebepleri ve sonuçları, halifeliğin ne olduğunu, yine 4 halife döneminde halifelerin başa gelmenine uygulanan tutumu, 4 halife döneminde gerçekleşen savaş, fetih ve teşkilatlanma faaliyetleriyle bunların sebep ve sonuçları, 4 halife döneminde gerçekleşen iç karışıklıklar ile bunların sebep ve sonuçlarını birlikte ele alacağız. Uzun ve güzel bir konumuz olacak. Aslında din kültürünüzle ilgilendiren bir unsurumuz aslında burası. Hadi kemerleri bağla, hız kesmeden devam edelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Hazreti Muhammed döneminde İslamiyet'in doğuşu ve yayılışından bahsedeceğiz. Yani diyoruz ki hoş geldin ey son peygamber diyeceğiz. İslam'ın doğuşu 610 yılı. Hazreti Muhammed arkadaşlar ilk vahiyi 40 yaşındayken arkadaşlar alacak. Ama bunun öncesinde ne oluyor? Hazreti Muhammed biliyorsunuz ki peygamberlerin hayatı hep çilelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatı da çileli olacak. Doğduğu zaman annesi ve babasını doğru düzgün tanıyamaz. Dedesi Abdülmuttalip tarafından yetiştirilmeye çalışılır. 25'li yaşlara geldiğinde Mekke'de arkadaşlar kervanlarda çalışırken Hazreti Hatice ile tanışır. Hazreti Hatice ile hayatını birleştirerek 40 yaşına geldiğinde ise Hazreti Muhammed garipleşmeye başlar ve Hira mağarasına neye çekilir? İnzivaya çekilir. İnzivaya çekildikten sonra gökten Cebrail belirecek. Ve gökte Cebrail belirdikten sonra onu peygamberlikle ne yapacak? Müjdelemiş ve peygamberlikle müjdeledikten sonra arkadaşlar şunu söyleyecek. Oku, yaradan Rabbin için oku. Peygamber Efendimiz cevap verir. Ben okuma yazma bilmiyorum. Daha sonrasında 3 kere tekrarladıktan sonra değerli arkadaşlar Peygamber Efendimiz'de bir mucize gerçekleşir ve okuma yazmayı o esnada ne yapar? Sökmüştür. Ve daha sonrasında arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ayetler şeklinde ne yapmaya başlar? İnmeye başlamıştır. Başladıktan sonra tabii ki Peygamber Efendimiz bu durumu Mekke ahalisine anlatmak ister. İslam'ın eşitliğini, adaletini, hoşgörüsünü ve anlatmak ister. Fakat bu dönemdeki putperestler bu dönemi kabul etmemişlerdir. Peki niye putperestler bunu kabul etmezler? Sebepleri nelerdir? Birincisi biliyorsunuz ki putperestlikte çok tanrılı bir inanç yapısı var. Aynı zamanda İslamiyet tek tanrıyı öğüt verir. Geldim. Yine arkadaşlar putperestlikte köleci bir toplum yapısı varken İslamiyet'te eşit bir toplum yapısından bahsedeceğiz. İşte bu döngünün üzerine Peygamber Efendimiz'e mal, mülk, para, makam, mevki sunacaklar. Fakat Peygamber Efendimiz bu durumların hiçbirini kabul etmeyecek. Ve yine İslamiyet'i yaymaya başlayan Hazreti Muhammed döneminde ilk Müslümanlar ortaya çıkar. Peki İlk Müslümanlar kimler? İlk olarak Hazreti Hatice'yi göreceksiniz. Daha sonrasında Hazreti Ali'yi, kölesi Hazreti Zeyd ve arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ilk Müslümanlar içinde yer almıştır. Hazreti Muhammed'in tebliğinden vazgeçirmek için Mekkeli müşrikler Müslümanlara işkenceler yapmış ve sonrasında onları 3 yıl boyunca Ebu Talip mahallesinde kuşatma altında tutmuşlardır. Ve
o kadar zulüm edecekler ki Peygamber Efendimiz Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a göç etmesini söyler. Ve Müslümanlar ilk olarak 615 yılında Habeşistan bölgesine göç etmiştir. Şimdi biz buraya hicret demişiz ama evet doğru hicret göç ama Peygamber Efendimizin yaptığı bir hicret değil arkadaşlar. Geldim. Peygamber Efendimiz bu dönemde Medineli tüccarlarla tanışır. Medineli tüccarlarla tanıştıktan sonra Medineli tüccarlar bir sene sonrasında Hazreti Muhammed'e bir biatta bulunurlar. Biz buna Akabe neyleri diyeceksiniz arkadaşlar? Biatları olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Akabe biatlarında Hazreti Muhammed'i Medine şehrine davet ederler. Ve artık Peygamber Efendimiz doğduğu ve büyüdüğü bölgeyi terk etmek zorunda kalır. Peki niye bu kadar zulüm uygulandı? Ne yaptılar peki? Peygamber Efendimizin evinin önüne arkadaşlar leş serdiler. Yetmedi, geçtiği yollara dikenler serdiler. O da yetmedi, küçük çocukların ellerine taş tutturarak Peygamber Efendimizi taşlattılar. Öyle ki Peygamber Efendimizin kafası kanamaya başladı. Göklerden Cebrail verildi. Ve dedi ki, ey Muhammed, istersen bu işaretinle bu kavmi yok ederiz. O da şöyle buyurdu, bilselerdi Allah'ın varlığını, bilselerdi onun elçisi olduğumu böyle bir şey yaparlar mıydı diyecek. Yani aslında burada Peygamber Efendimizin insan ve insanlık sevgisinin ön plana çıktığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Dedi ki, artık doğdun ve büyüdün topraklarından göç etme zamanı geldi. Yani hicret. Putperestler vazgeçmediler. Peygamber Efendimiz'i öldürmek için arkalarına adamlar tuttular. Ve Peygamber Efendimiz arkadaşlar bir mağaraya sığınır. Mağarada Allah'ın bir mucizesi gerçekleşmiş ve mağaranın önünde bir kuş yuvası ve bir örümcek ağı Peygamber Efendimiz'in ölmekten kurtarmıştır. Artık Peygamber Efendimiz hicret etmesiyle birlikte Medine şehrine gelir ve böylece arkadaşlar hicret gerçekleşmiştir. Peki hicret niye gerçekleşti? Müslümanların Mekke'de baskı ve kuşatmada işkence görmesi, Müslümanların İslamiyet'i daha rahat ve yaşama ve yayma düşüncesi, Akabe biatlarıyla Medine'nin Müslümanları kabul edip koruyacakları konusunda Hazreti Peygamber'e söz vermeleri de yine sizin Mekke'den arkadaşlar Medine bölgesine göç etmenize ne yapacak? Sebep olacak diyeceğiz. Peki hicretin sonuçları neler oldu? 1. Hazreti Muhammed Müslümanlara baskı, kuşatma, işkenceden kurtuldular. Aynı zamanda İslamiyet daha rahat yaşanma ve yayılma imkanı buldu. Yine Yesrib şehrinde artık Medinetül Nebi yani peygamberler şehri denilmeye başlandı. Neresi için arkadaşlar? Yesrib şehri için. Yine iki unsur ortaya çıktı. Bir muhacir, iki ensar. Muhacir dersem göç eden, ensar ise sarıp sarmalayan olarak aklınıza gelecek. Yani sarıp sarmalayan dediğimizde aklınıza aslında ev sahibi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ve Hazreti Muhammed muhacir ve ensarı ne ilan etmiştir? Kardeş olarak ne yapacak? İlan edecek. Yine İslam devletinin neyleri atıldı arkadaşlar hicretten sonra? Temelleri atıldı. Hazreti Muhammed İslam dünyasının hem dini hem de siyasi lideri olmuş ve artık Hazreti Muhammed devlet başkanı haline gelmiştir. Yine arkadaşlar Medine Sözleşmesi denilen belge ne yapıldı? Hazırlandı diyoruz. Peki Medine Sözleşmesi'nde neler var? Medine Sözleşmesi ile Medine'de yaşayanlar birer vatandaş sayılmış. Herhangi bir saldırı durumunda Medine topyekün savunulması hükmüne bağlanmıştır. Halk arasında ayrılığa düşen konularda olursa da Hazreti Muhammed'e başvurulması kararlaştırılmıştır. Yani şu anlama geliyor. Bakın vatandaş kelimesini kullanıyorsam artık demek ki devlet haline geldiğimin göstergesidir. Bu metin haksız saldırı, insan öldürme, adaletsizlik, hakka tecavüz, kargaşa, ayrımcılık, iltimas, zulüm ve ihanetin önlenmesini, diğer taraftan ise hak edenlere ve muhtaç olanlara yardım, gözetim ve himaye sağlanmasını öngörmüştür. Sözleşmeye herkesin uyması gerektiğinin belirtilmesi, hukukun üstünlüğünün ilkesinin olduğunu
göstermektedir. Nitekim görselde de görüyorsunuz arkadaşlar, Medine Sözleşmesi'nin bir hüsnasını ne yapmaktayız biz? Görmekteyiz. Yani aslında Medine Sözleşmesi'nde vatandaşlık kavramının ne denli önemli olduğunu bize ne yapmaktadır? Göstermektedir. Tabii ki putperestler vazgeçmeyecekler. Putperestler arkadaşlar bu dönemde Müslümanların evlerini yağmalamışlardır ve Hazreti Muhammed'i kısasa kısaslar. Ve bunun üzerine arkadaşlar siz de onların kervanlarını vurun diyecek. Ve bunun üzerine Müslümanlar arasında bugün Bedir kuyuları diye adlandırdığım kuyuların etrafında arkadaşlar Bedir neyi gerçekleşir? Savaşı gerçekleşecek. Peki ne olacak? Mekkeli müşriklerin Medine'li Müslümanları tehdit etmesi. Mekkeli müşriklerin bazı kabileleri Müslümanlara karşı kışkırtması. Mekke'de mallarına el konulan Müslümanların Medine'de zorluk çekmesi. Medine'li Müslümanların şehrin yakınlarından geçecek olan bir Mekke ticaret kervanını ele geçirerek zararlarını bir nebze olsun telafi etmek istemeleri Bedir Savaşı'na sebep olacak. Bedir Savaşı aslında Müslümanların kendini gösterdiği ilk savaş diyeceksiniz. Peki o zaman ilk savaşsa ilk de ne diyeceğiz? Zafer diyeceğiz. Peki bu zaferin sonuçları neler oldu? Bu zaferin sonuçları Medine Müslümanlar ilk defa savaş yaptı ve zafer kazandı. İslam savaş hukuku ortaya çıktı. Çünkü nasıl savaş hukuku ortaya çıktı? Peygamber Efendimiz'e ganimeti önüne serdiler. Dediler ki Efendimiz bu sizin. Hayır dedi. Biz bunu eşit şekilde paylaşacağız. Ganimet kavramı ortaya çıktı. Aynı zamanda dediler ki biz elimize düşen putperest esirleri ne yapacağız Efendimiz dediler. Dediler ki parası olan fidyesini ödemesi karşılığında serbest kalabilir. Lakin parası yok ise 10 tane Müslümana okuma yazma öğretmek kaydıyla ne kalacaktır? Serbest kalacaktır dedi. Bakın birincisi Hazreti Muhammed'in eğitime önem verdiğini gösterdi. İki, bir hukuk kuralı oluşturdu. Yani ilk kez arkadaşlar savaş hukuku diye adlandırdığı İslam savaş hukuku ortaya çıktı. Mekkeli esirler ona Müslümana okuma yazma öğretmek ve fidye ödeme şartıyla serbest bırakıldı dedik. O zaman bizim neye önem verdiğimizin göstergesi eğitime arkadaşlar önem verdiğimizin nedir göstergesi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Medine Sözleşmesi'ne aykırı davranan Beni Kaynuka Yahudileri Medine'den sürüldü. Çünkü onlar bizim vatandaşlarımızdı. Ama bize ne yaptılar? İhanet ettiler. Bunun üzerine bu Yahudileri Medine bölgesinden ne yapmak zorunda kaldım? Sürmek zorunda kalacağım. Geldim. Tabii ki putperestler yenilginin acısını ortadan kaldırmak isterler. Uhud Dağı diye adlandırdığım bölgeye konuşlanırlar. Sebepleri Mekkelilerin Bedir yenilgisinin intikamını almak istemeleri. Mekkelilerin Müslümanların gücünü bir an önce kırmayı hedeflemesi. Mekkelilerin kervan ticaretin önemli ölçüde darbe yemesi de Uhud Savaşı'nın sebepleri. Tarih 625 yılını gösterdiğinde Hazreti Muhammed 50 tane okçuyu Uhud Dağı'nın eteklerine yerleştirir. Ve der ki benim ölümü de görseniz, ölümü leş kargalarının yediğini de görseniz bu tepeyi terk etmeyeceksiniz der. Fakat istediği gibi olmaz. Savaş sırasında arkadaşlar 50 tane okçu tepeyi bir anda ne yapmıştır? Terk edecektir. Şimdi gelişimi nasıl olacak? Hazreti Muhammed aynen geçidine 50 okçu yerleştirip onları yerlerinden ayrılmamalarını emretmesine karşın savaşın kazanıldığı düşüncesiyle okçuların çoğu bölgeyi terk ettiler. Walid ed-Velid bu durumdan yararlanarak arkadan dolaşıp kalan okçulara etkisiz hale getirdi ve savaşı bir anda kazanacakken savaşta bir anda yenilgiye ne yapmaya başlayacağız? Sürüklenmeye başlıyoruz. Öyle ki Peygamber Efendimiz arkadaşlar savaş sırasında gazi olmuştur. Çünkü dişi kırılmıştır. Yine Hazreti Muhammed'in arkadaşlar hayatında en çok sevdiği amcası olan Hazreti Hamza hayatını kaybeder ve savaş alanında şehit düşmüştür. Şehit düşüren ise köle Vahşi'dir ve sonrasında Vahşi Müslümanlığı ne yapacaktır? Kabul edecektir. Peki Uhud Savaşı'nın özelliği ve sonuçları neler oldu? Sonuçları Müslümanlar galip durumdayken yenik hale düştüler. Medine Sözleşmesi'ne aykırı davranan Beni Nadir Yahudileri Medine'den sürüldü.
Komutan Hazreti Muhammed'in sözüne uymanın ne kadar önemli bir durum olduğu ortaya çıktı. Yani Hazreti Muhammed'e olan güven ne yapmıştır? Artmıştır diyoruz. Tabii ki savaştan keyif alan arkadaşlar, putperestler Hendek bölge yani Medine şehrini kuşatmaya karar verirler. Mekkelilerin Müslümanların oluşturduğu tehlikeye son vermek istemesi, sürgün yiyen Beni Nadir Yahudilerinin Mekkelileri Müslümanlar karşı kışkırtması savaşın sebepleri içerisinde yer alır. Sonuçları neler oldu dersek, Müslümanlar Mekkelilere karşı yaptıkları son savunma savaşında ne yaptılar? Kazandılar. Medine Sözleşmesi'ne aykırı davranan Beni Kureyze Yahudileri ne yapıldı? Cezalandırıldı diye ne yapacağız? Bileceksiniz değerli arkadaşlar. Yani demek ki Yahudiler her zaman bir sıkıntı çıkarttı mı? Evet, bir sıkıntı çıkartacak bize değerli arkadaşlar. Hazreti Muhammed Bedir Savaşı'nda yapılacağı yerin tespitine sahabelerden Hübab en Münzir, Uhud Savaşı'nda yapılacağı mevkinin belirlenmesinde Medine'li geç sahabelerin, Hendek Savaşı yönetimin tepesinde ise İranlı sahabelerden olan Salman el-Farisi'nin önerilerine dikkat almıştır. Bu durum Hazreti Muhammed'in sahabesinin görüşlerine ve dayanışmaya önem verdiğini ne yapmaktadır bana? Göstermektedir. Ama hocalarını sorarsa size genelde Salman Farisi'yi ne yapar arkadaşlar? Sorar. O yüzden de ona da dikkat edeceksiniz. Geldim tabii ki Hendek Savaşı sonrasında putperestlerle Müslümanlar arasında bir sözleşme gerçekleşir. Biz bu sözleşmeye Hudeybiye Anlaşması deriz ve Hudeybiye Anlaşması 628 yılında imzalanmıştır. Peki imzalanmanın sebepleri nelerdir? Kabe'yi ziyaret etmek için Medineli Müslümanların kalabalık bir şekilde Mekke'ye yönelmesi. Aynı zamanda savaş tehlikesinden çekinilen Mekkelilerin Müslümanlara barış teklif etmesi. Anlaşmanın peki hükümleri neler? İki taraf 10 yıl birbirine saldırmayacaktır. Müslümanlar Kabe'yi bu yıl değil, ertesi yıl süreyle arkadaşlar silahsız olarak ziyaret edebilirler. 2. Reşit olmayan ve İslam'ı kabul edip Medine'ye gelen Mekkeliler tekrardan Mekke şehrine geri gönderilecektir. Baktığımız zaman kötü gibi duruyor değil mi? Ama aslında tam tersi. Kaleyi nereden fethediyorsunuz? İçten fethedeceksiniz. İsteyen Arap kabileleri Medineliler veya Mekkeliler tarafından himaye edilecek, fakat bu kabileler kışkırtılmayacak ve silahlandırılmayacaktır. Peki anlaşmanın özellikleri ve sonuçları nelerdir dersek? Birincisi şu arkadaşlar. Mekkeli müşrikler Medineli Müslümanlığın varlığını ilk defa hukuken tanımıştır. 2. İslamiyet barış ortamında daha rahat yayılma imkanı bulmuştur. 3. Kervanların Medine'ye de uğramasıyla şehrin ekonomik canlılığı artmaya başlamıştır. Yani diyor ki tanı beni, tanıyayım seni diyecek. Hayber Kalesi'nin fethine gelelim. Sebepleri neler? Medine'den sürülen Beni Nadir Yahudilerinin Hayber'de toplanması, Hayber'in Müslümanların kervan ticaretini tehdit edebilecek bir konumda bulunması, Müslümanların Hayber'de oluşan Yahudi sorununu çözmek istemesi sebepler içerisinde. Sonuçlar neler oldu peki? 1. Müslümanlar düzenlediği ilk taarruz savaşını kazandılar. Müslümanlar ilk defa fetih gerçekleştirdi. Çünkü hatırlayın, bunun öncesindeki savaşlarımızın hepsi savunma odaklı savaşlardı. Ama Hayber Kalesi'ni fethetmem aslında benim ilk taarruz savaşım olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Bölgedeki Yahudi tehlikesi ortadan kaldırıldı. Şam-Mekke ticaret yolu Müslümanların denetimine geçti. Hemen buraya ok çıkarıyorum. O zaman Müslümanlar ekonomik ne elde ettiler? Kazanım ne yapmışlardır? Elde ettiler diyeceksin. Bunu da ne yapmaman gerekiyor? Unutmaman lazım. Geldim artık Hazreti Muhammed doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklar olan Mekke'yi fethetme zamanı. 630 yılında sebepler. Mekkelilere bağlı Beni Kabir kabilesinin Hudeybiye anlaşmasına aykırı hareket ederek Medine'lere bağlı Huza kabilesine saldırmaları. Müslümanların Arabistan'daki önemli bir stratejik noktayı ele geçirmek istemesi.
Peki bu sonuçlarda neler oldu? Savaş yapılmadan önemli bir fetih gerçekleştirildi. Önemli bir merkezi ve stratejik nokta Müslümanların eline geçti. Müşriklerden intikam alma yoluna gidilmeyip genel af ilan edildi. Kabe putlardan temizlendi ve putperestlik siyasi anlamda gücünü kaybetti. Ve Hazreti Muhammed İslam dünyasına iki şeyi yasakladı. Birincisi resim, ikincisi ise heykel. Niye peki? Çünkü tekrardan neye tapılabilir düşüncesiyle, puta tapılabilir düşüncesiyle bu durumu ne yapıyor Hazreti Muhammed? Yasaklamıştır. Günümüzde böyle bir durum söz konusu mudur? Hayır. Günümüzde arkadaşlar kimse puta ya da heykele, daha doğrusu heykele ve resme ne yapmaz? Tapmaz. Geldim Tebük seferine. Sebepleri Bizans'ın Arabistan üzerine sefer yapılacağı yönünde haber alınması. Bizans gibi bir büyük siyasi gücün Arabistan içlerinde ilerlemeden karşılamak istenmesi. Peki sonuçları neler oldu? Bizans'ın Arabistan'a sefer düzenleyeceği haberinin asılsız olduğunun anlaşılması üzerine savaş yapılmadan geri dönüldü. Kuzey Arabistan'daki Gassani Arapları Müslüman oldu ve Arabistan'da siyasi birlik ne yapılmış oldu? Sağlanmış oldu diyoruz Tebük seferi sonrası. Şimdi bir sorumuz var. Bir soruya bir bakalım. Hazreti Muhammed döneminde gerçekleştirilen muharebelerde temel olarak amaçlardan hangileri güdülmüştür? 1. İslam'ı yaymak, 2. Müslümanları korumak, 3. imparatorluk haline gelmek. Şimdi arkadaşlar temel unsurumuz İslam'ı yaymak var mı? Var. Aynı zamanda Müslümanları korumak var mı? O da var. Ama bir imparatorluk haline gelme bir düşüncem var mıydı? Hayır, yoktu. O yüzden de doğru cevabımızı 1-2 yani C olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Artık doğduğumuz ve büyüdüğümüz toprakları ne yapma zamanı geldi? Terk etme yani dünyadan da göç etme zamanı geldi. Veda hacı ve veda hutbesi. Hazreti Muhammed son hacı olan veda hacında verdiği veda hutbesinde şu konulara değinmiştir. Artık Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştır. Cahiliye adetleri sona erdirilmiştir. İşte faizin haram olduğu, zinanın haram olduğu, kan davasının yasak olduğu, falcılığın ve büyücülüğün kötü bir unsur olduğu arkadaşlar dile geçirilmiştir. Kadınlara ve kölelere iyi davranılmalıdır ve bütün Müslümanların eşit olduğu veda hacında tek tek anlatılır. Herkes ölür fakat herkes gerçekten yaşayamaz. Hazreti Muhammed miladi 8 Haziran 632 Pazartesi günü dünyaya gözlerini yumacak ve artık İslam dünyasında bir kargaşa ortaya çıkacak. Bunun da nasıl olduğunu birazdan söyleyeceğim. Önce bir sorumuzu çözelim. İslamiyet'in doğuşu ve yayılışını Arabistan'da neden olduğu değişimler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A. Siyasi birliğin sağlanması. B. Faiz, falcılık ve kan davalarının yasaklanması. C. Kölelerin hakkında iyileştirmelerin görülmesi. D. Kadın hakları konusunda gelişmelerin yaşanması. E. Mekke ile Şam arasında kervan ticaretinin yapılması. Bak sana da soru da diyor ki İslamiyet'in doğuşu ve yayılışının Arabistan'da neden olduğu değişimler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Siyasi birliği sağladık mı? Yasakladık mı? Köleler hakkında iyileştirmesi, görülmesi, kadın hakları konusunda gelişmelerin yaşanması, Mekke Şam arasında kervan ticaretinin yapılması ki bunun öncesinde yapılıyordu. O yüzden yanlış cevabımıza E şıkkı olarak ne yapacağız arkadaşlar? Ele alacaksınız. Geldim. Hazreti Muhammed öldükten sonra İslam dünyasında yalancı peygamberler, dininden dönenler, zekatını vermeyenler. Aynı zamanda arkadaşlar tekrardan İslam dünyası bir kaos içine mi döndü? Evet, kaos içine döndü. Şimdi biz 4 halife dönemine geçeceğiz. 4 halife dönemi diğer isimde arkadaşlar Cumhuriyet neyi olarak bilinmekte? Devri olarak bilinir. Niye peki? Çünkü dördü de neyle başa gelmiştir? Seçimle başa geldi. O yüzden de biz bu döneme 4 halife dönemi demekteyiz. Hilafet ve halife ne demek? İslam dünyasında hilafet ya da halifelik devlet başkanlığı kurumunu ifade eder. Bu kurumun bu makamı elinde bulundurmasına ise halife ki Hazreti Ömer'den itibaren ayrıca Emrul Mümin denilecek.
Halife peygamberler gibi Allah'tan vahiy almaz. Yönetici sıfatıyla İslam dünyasının hem siyasi hem de dini liderliğini ne yapmıştır? Üstlenmiştir. Yani siyasi, askeri, iktisadi, hukuki ve sosyal alandaki işleri idare eden otorite olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Şimdi halife tarihi 4 halife dönemiyle başlanacak. Yalnız unutmuyorsun, 4 halife döneminde saltanat dediğimiz makamdan söz edemeyeceksiniz. Yani babadan oğula geçme var mıdır? Hayır, daha önce söylediğim gibi 4'ü de neyle başa gelmiştir? Seçimle başa gelecektir. Bu durum halifelikte cumhuriyetçi bir tavrın sergilendiğini gösterir ama Emeviler dönemine geleceğimiz ve göreceğimiz zaman bu 4 halifelik makamı artık cumhuriyet değil, neye dönmüştür? Saltanat kavramına dönüşecektir. Halifenin başa gelmesi noktasında 4 halife döneminin sonraki tüm hilafet devirlerinden ayıran en önemli özellik nedir diye sana soru sormuş. Peki gelin birlikte bir bakalım. Hatırlayın, 4 halife arkadaşlar neyle başa gelmişti? Seçim ile ne yaptı? Başa geldi. Ama 4 halifeden sonraki dönemde ne görüldü? Saltanat görüldü. Yani babadan neye geçti? Oğula ne yapmıştır? Geçmiştir. O yüzden de 4 halifeyi diğer halifelerden ayıran dönem bunun cumhuriyet olması, bunun ise saltanatla ne yapılması, yönetilmesidir. Geldim Hazreti Ebubekir ilk halifemiz neler yaptı? Şimdi İslam dünyasında dedik ki yalancı peygamberler, dininden dönenler, zekatını vermeyenler gibi kavramlar vardı. Hazreti Ebubekir ülkede ortaya çıkan isyancı grupları, yani yalancı peygamberleri ve dininden dönenlerle, zekat vermeyenlerle savaşmıştır. Ne yapacak peki arkadaşlar? Biz bu savaşlara ridde neyleri diyeceksiniz? Savaşları diyeceğim. Peki bu ridde savaşlarında arkadaşlar neler olmaya başladı? Hafızlar ölmeye başlıyor. Birinci hafız öldü, iki öldü, üç öldü, dört öldü. Ne tehlikeye girdi? Kur'an-ı Kerim tehlikeye girdi. İşte Kur'an-ı Kerim'in o tehlikesini ortadan kaldırabilmek için ilk kez Kur'an-ı Kerim musaf, yani kitap haline ne yapıldı? Getirilmiştir. Böylece arkadaşlar söz uçar, yazı kalır kavramı ortaya çıkartmış olduk. Hire muharebeleriyle Irak bölgesindeki Hire Sasani devletinden ne yapıldı? Alınmıştır. Yine Ecnadeyn savaşıyla Suriye'nin arkadaşlar neyleri açıldı? Kapıları Müslümanlara açılmıştır. Nitekim Hazreti Ebubekir yaşından dolayı çok da fazla uzun ömürlü kalamayacak. Hayatını kaybeder ve seçimle başa Hazreti Ömer gelmiştir. Yani Hazreti Ömer dönemi aslında bir nevi teşkilatçılık dönemi olarak da ne yapılmakta? Bilinmekte. Bu dönemde Yermük Savaşı ile Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve Mısır bölgeleri fethedildi ve Sasanilerle Kadisiye, Celula, Nihavend savaşları kazanılarak Sasani devleti ortadan kaldırılmış ve bugün İran bölgesinde bulunan Horasan bölgesi Müslümanların eline geçmiştir. Ve ilk kez bu dönemde Araplarla Türkler ilk defa komşu olmuştur. Bakın savaş yaptık mı? Hayır. Bizans arkadaşlar yenilerek Mısır bölgesi ve İskenderiye fethedilmiştir. Tüm Azerbaycan fetheden İslam orduları Hazar Denizi ve Kafkaslara kadar ulaşmıştır. Fetihler Kafkasya ve İran ile Anadolu ve Orta Doğu coğrafyalarında ihtida, yani başka bir dinden İslam'a geçme hareketlerinin gerçekleşmesine ve İslam'ın yayılmasına zemin hazırlamıştır. Hazreti Ömer Ebu Lü'nün adlı bir İranlı Hristiyan köle tarafından camide şehit edilmiş ve böylece şehit edilen ilk halife olmuştur. Ama sınırlarınız genişledi değil mi sizin? Sınırlarınız genişlediyse otoriteniz zayıflamaya başlar mı? Başlar. O yüzden de sizin neyi iyi hale getirmeniz lazım? Devlet teşkilatlanması. 1. Ülkede idari birimler oluşturulmuştur. Eyaletler. Eyaletlerin başlarına valiler gönderilmiştir. Yine toprak sistemi diye adlandırdığım ikta sistemi oluşturuldu. Yani bir taşla kaç tane? 4 tane kuş vuracaksınız. 1. Üretimde neyi sağladım? Devamlılığı sağladım. Aynı zamanda hazır ne elde ettiniz? Asker elde ettiniz. Aynı zamanda geldim. Hazineden ne çıkmadı? Hazineden para çıkmadı. Yine arkadaşlar o askerler bölgenin neyini sağladılar? Güvenliğini
sağlamışlardır. Yani Osmanlı Devleti'nde bunun karşılığını değerli arkadaşlar tımar sistemi olarak ne yapmaktasınız? Göstermektesiniz. Yine askeri berit yani posta teşkilatı kurulmuş, amaç yine otoriteyi sağlayabilmek. Düzenli ordu ve ordugah şehirleri oluşturulmuştur. Adli örgütlenmeye gidilerek illere kadılar tayin edilmiştir. Çünkü Hazreti Ömer'i neyiyle tanırsınız siz? Adaletiyle tanımaktasınız. Yine ilk kez devlet neyi oluşturuldu? Hazinesi. Ben bu devlet hazinesine ne diyeceğim dersem de Beytül Mal olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceğiz. Şimdi bir sorumuz var. Hazreti Ömer döneminde gerçekleştirilen örgütlenme faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bakın posta teşkilatı kuruldu mu? Evet. Eyaletlere valiler gönderildi mi? Evet. İktihar sistemini uygulamaya konuldu mu? Evet. Yine Beytül Mal denilen hazine oluşturuldu mu? Evet. Ama ilk İslam donanmasının meydana getirilmesi Hazreti Osman döneminde gerçekleşecek. Bana da gösterilemez dediği için doğru cevabımızı E şıkkı olarak ele alacağız. Geldim Hazreti Osman'dan bahsedeceğiz. 644-656 yılında. Hazreti Osman Ümeyoğullarından yani Emevilerden seçilen tek halife olacak. Akrabalar ise bu durumu çeşitli resmi mevkilere atanmak için kullanmıştır. O zaman Hazreti Osman döneminde İslam dünyasında çatırdamalar ortaya çıktı. Niye? Kendi arkadaşlar soyundan gelenleri devletin neyine getirdiği için kademesine getirdiği için bir takım insanlar rahatsız olacak. Yine Suriye valisi Muaviye başkanlığında ilk İslam donanması kurulacak ve ilk İslam donanmasının kurulmasıyla birlikte ilk fethedilen bir adamız olacak. İlk deniz aşırı sefer yapılarak Kıbrıs adası vergiye bağlanmıştır. Peki arkadaşlar bu savaşı Kıbrıs'ı neyle aldık dersek de Zatüs Sevari Savaşı'yla Kıbrıs ne yapılıyor? Bizansların elinden alınmış ve sen şunu söyleyeceksin. Müslümanların Bizans'a karşı kazandığı ilk deniz zaferi olarak tarihe geçmiştir. İslam orduları bir taraftan Türklerle mücadele ederken diğer taraftan Kuzey Afrika bölgeleri sürerek Tunus'u ele geçirmiş ve Berberiler arasında İslam'ın yayılmasına zemin hazırmıştır. Peki hiç dikkat ettiniz mi Türklerle demiş. Peki kimler döneminde? Hazarlar arkadaşlar döneminde Türklerle Müslümanlar savaşmış ve Hazarların zaferiyle sonuçlanmıştır. Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim'i ilk defa çoğalttı. 7 hüsna yaptı ve eyaletleri ne yapmıştır? Dağıtmıştır. Bazı İslam bedevilerine yollamış. Bu şekilde Kur'an'ımın her yerde aynı okunmasını, orijinal halinin korunması ve değişik şekillerde ortaya çıkmaması hedeflenmiştir. Bu dönemde Ümeyoğullarının çeşitli devlet mevkilerine atanmasından doğan sorunlar Müslümanlar arasında ilk defa ciddi huzursuzluklar meydana getirmiştir. Kufe ve Mısır'da isyanlar çıkmış ve isyancı elebaşları Hazreti Osman'ı Kur'an-ı Kerim'i okurken Medine'deki evinde şehit etmiştir. Artık Osman artık halifelik makamında şehit düşen ikinci halifemiz olacaktır. Ama İslam dünyası tamamen Hazreti Ali döneminde bir kaos dönemini bekler. Hazreti Ali döneminde Müslümanlar arasında ilk çatışmalar ortaya çıkmıştır. Çünkü niye? Bu dönemde Hazreti Ayşe ve arkadaşlar yine Şam valisi Muaviye Hazreti Ali'nin neyini kabul etmezler? Halifeliğini kabul etmemişlerdir. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir arasında Kufe'de Camel vakası gerçekleşir. Yani deve vakası gerçekleşmiştir. Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında gerçekleşen bu savaş sonrasında nitekim Müslümanlar ilk kez kendi kendine savaş yapmıştır. Ve daha sonrasında Hazreti Ali bu zaferi kazanış ve ilk kez İslam dünyasının başkenti Medine'den nereye taşınmıştır diyorsunuz? Kufe şehrine taşınmıştır. Tabii ki nitekim Şam valisi Muaviye hala Ali'nin halifeliğini kabul etmez. Bunun üzerine Sıffin Savaşı yapılmıştır. Muaviye tarafından Kur'an sayfaları mızraklara takmak üzeriyle harap edilmiş ve sorunun çözümü meselesini haline ancak hakemlere bırakılmıştır. Fakat hakem olayı denilen hadisede Muaviye hakemi Amr bin As tarafından halife ilan edilince ortalık yine karışmış ve Müslümanlar ilk defa bölünerek
üç gruba ayrılmıştır. Bir, Hazreti Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve her iki grubu tutmayan arkadaşlar hariciler diyeceğiz. Yani Hazreti Ali ve Muaviye karşı olan grup olarak bileceğiz. Her iki tarafı da karşı olan hariciler Nehrevan Savaşı'nda Hazreti Ali'den yenilgi almışlardır. Fakat hariciler işlerinden vazgeçmezler. Bunların İslam dünyasını kötü bir hale getirdiğini, en iyisi Hazreti Ali'nin ve Muaviye'nin ortadan kalkması gerektiğine inanılır. Ve nitekim arkadaşlar Muaviye suikasten yaralı bir şekilde kurtulmuş. Fakat Hazreti Ali Kufe şehrinde namaz kılarken bir harici tarafından sırtından bıçaklanarak şehit edilmiştir. Akabinde ise arkadaşlar ne olmuştur dersek eğer şunu söyleyeceksiniz. Şam varisi Muaviye ise halifeliğini ilan etmiş. Artık İslam devletinin adı ne olmuştur dersem Emevi devleti olmuştur. Evet değerli arkadaşlar, İslam'ın yayılmasını, 4 halife dönemini birlikte gördük. Şimdi sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.